Yani kahve tabii güçlü bir antioksidan. Ama tabii ki her gıdada olduğu gibi kahve de ölçülü içilmesi gereken bir gıdadır. Gıdalara ölçülü içmediğiniz takdirde veya ölçülü tüketmediğiniz takdirde bir sürü ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Kahveyi tüketirken günlük 1-2 bardağa geçmeyecek şekilde, burada tabii kahve, filtre kahve olması veya Türk kahvesi olması tercihtir. Onun haricinde işlenmiş olan böyle ekstra içeriklere sahip olanlar değil tabii burada. Mümkün olduğu kadar filtre kahve veya Türk kahvesi tüketmek lazım. Günlük 1-2 bardak gerçekten karaciğer yağlanmasından tutun, ateroskleroz dediğimiz o damar yapısındaki hasarı gidermeye kadar faydaları var. Ama bunun haricinde fazla miktarda aldığı zaman kalple ilgili ciddi sıkıntılara da yol açabilir. O yüzden ölçülü tüketmekte fayda var. Aslında burada yine işitme ile ilgili olabilecek damar sağlığıyla ilişkili bazı risk faktörü olan erkekler var ki erkekler kadınlara göre bu risk faktörü açısından biraz daha ön plandalar. Damar sertliği dediğimiz kardiyovasküler hadise erkeklerde biraz daha fazla. Dolayısıyla burada oluşturduğu bir etkiyle bunu azaltmış olması mümkün gözüküyor. Ama tabii ki burada bu yaş grubunda farklı kilodaki hastalar da incelenmiş olsaydı belki oradaki neden daha farklı ortaya çıkartılabilirdi. Damar sertliği sağırlık nedeni mi peki hocam? Tabii ki sonuçta damar yapımız bozulduğu zaman bütün organlarımız aslında bizim damarlar aracılığıyla çalışıyor. Dolayısıyla oraya giden besin maddelerinin ve oksijenin taşınması damarlar aracılığıyla oluyor. Damar sağlığı bozulduğu zaman hangi organa aitse damar, oradaki yapı bozulunca o organın fonksiyonu da maalesef iyi eda edilemiyor. Kahve güçlü bir antioksidan. İçerisinde bu serbest radikal dediğimiz, vücutta serbest radikaller nedir? Dış yörüngesinde bir elektronu eksik atom aslında serbest radikal. Vücudumuzda her an, her saniye oluşuyor bunlar. Oluşmadan biz yaşayamıyoruz. Ama bunların da belli bir ölçüde oluşması lazım. Çünkü zararlıları da böyle temizliyor vücut. Bu serbest radikallerin miktarı arttığında yeterli antioksidan, yani o serbest radikalleri temizleyen, oradaki o eksikliği gideren maddeleri yeterli alamazsanız vücudunuzun dengesi bozuluyor. Dolayısıyla bu serbest radikaller tabii ki sadece kahve değil. Yani güçlü antioksidanlar, sağlıklı olan gıdalar, sebze ve meyveler de güçlü antioksidanlardır. Bunları da ölçülü bir şekilde almak kaydıyla, gündelik olarak ölçülü alındığı zaman bu mekanizma daha doğru çalışıyor. Dolayısıyla da hastalıklarla ilgili sürecimiz daha kolay oluyor. Şu anda mesela Türkiye'de kalp damarla ilgili risk skalası, yani o yaş grubu 30'lu yaşlara inmiş durumda. Ne eskiden 50-60. Tabii her şey etkiliyor bunu. İşte stres etkiliyor bunu, yediğimiz içtiğimiz gıdalar etkiliyor diyor, çevresel faktörler etkiliyor bunu. Dolayısıyla mükemmel olan sistemimiz eğer doğru çalışamazsa hastalıklara yatkınlığımız artıyor. Yani hastalıkların sayısına baktığın zaman her yıl korkunç bir şekilde artarak devam ediyor. Günlük en azından bir 8-10 bin adım atmak lazım. Burada tabii insanlar bazen ölçüyü kaçırıyorlar. Yani illa koşmam mı gerekiyor, illa spor salonuna gitmem gerekiyor? Tabii ki şart değil. Evde de olsanız aktif olmanız çok önemlidir. Ev içerisinde gündelik rutinleri yaparken de hareket sayılıyor sonuçta. Ama yani ben evdeyim, spor salonuna yazılmadım, işte pandemi var dışarı çıkamıyorum, o zaman oturayım, yan gelip yatayım, bu da doğru değil. Tamamen her şey bizim elimizde. Yani dolayısıyla doğal yaşamak, mükemmel yaşamak kişinin elinde. Elbette ki bunun için de iyi eğitim almak lazım. Yani iyi eğitim dedikken hangisi daha sağlıklıyı bilmek lazım. Bir de pandemi sürecinde bu süreç biraz daha hızlanmaya başladı. İnsanlar artık ya tükettiklerim ne kadar doğal. Aslında çoğunlukla farkındayız da arayışlar artmaya başlayacak. Dolayısıyla pandemi sürecinde de yani sizin ne kadar sağlıklı bünyeniz varsa hastalıkla mücadele o kadar kolay oluyor. Farklı. Yani arsa bak ya. Hele ki boş arsa, boş arsa varsa hiçbir coğrafya